Herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir tarifim var arkadaşlar. Yine kışlık bir tarif. Her şekilde kullanabileceğiniz, kahvaltıda, yemeklerin yanında ve tek başına bile kullanabileceğiniz, tüketebileceğiniz nefis bir tarif olacak. Şakşuka yapacağız. 4 kilogram patlıcan var. 4 kilogram domates kullanacağım ve 2 kilogram yeşil biber kullanacağım. Hemen ne yapıyoruz? Hemen patlıcanlarımızı soyarak tuzlu suya yatırarak işlemimize başlıyoruz. Şöyle geniş bir kap içerisine suyu aldım. 2 yemek kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Tuzu güzelce eritiyorum. Patlıcanlarımızı alaca olacak şekilde soyuyoruz. Bu şekilde ince patlıcan kullanmanızı tavsiye ederim. Çok daha güzel olur bu tarifte. Evet, bu kadar yeterli. Hemen ister tahta üzerinde doğrayın, isterseniz şöyle benim gibi elinizde doğrayın. Patlıcanları bu şekilde çok da ince olmasın. Kızarınca kaybolmasını istemiyorsanız bakın şöyle kuşbaşı şeklinde patlıcanlarımızı doğruyoruz. Patlıcanları doğradım, hazır ettim. Ara ara böyle bastırın. Bu şekilde acılığı varsa acılığını tuzlusu alacaktır. Bir de bekleteceğimiz için kararmasınlar. Bu şekilde şöyle üzerine de bir baskı koyuyorum. Kenara alıyorum. Şimdi domateslerimi rondodan geçirmek istiyorum. Şöyle dörde bölün. Lekeli kısımları varsa alın. Bu şekilde sivri bir etli bir domates kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü fazla su vermiyor. Sulanmadığı için daha güzel oluyor. Rondoda çekmiş olduğum domatesleri hemen kaynatacağım tencereye alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi domateslerimizin kabuklarını soymuyoruz. Dilerseniz doğrayarak da yapabilirsiniz. Rondosu olmayan kişi tabii ki doğrayarak da yapabilir. Ama doğrarsanız kabuklarını soymanızı tavsiye ederim. Rendeleyebilirsiniz. Rendeleyerek de olur. Kabuklarını soymanıza o şekilde gerek kalmaz. 2 baş sarımsağı dişlere ayırdım. Kaynar su içerisinde beklettim. Kabukları çabucak soyuluyor o şekilde. Son posta domatesimin içine alıyorum. Beraber çekiyorum. Evet, domatesimizi bu şekilde hazırladık. Hemen ocağa alıyorum. Kaynadıktan sonra kısık orta ateşte domatesi kaynatmaya başlıyorum. Ve ben ondan sonra biberimi doğrayacağım. Biberlerin sap kısımlarını kesiyorum ve çekirdeklerini çıkartıyorum. Çok küçük olmayacak şekilde doğruyorum. Dilediğiniz biber çeşidini kullanabilirsiniz. Biberlerimi de doğrayıp hazırladım. Sosumuz ocakta yavaş yavaş kaynıyor. Ara ara karıştıralım, dibine tutmasın. Üzerine çıkan köpüklerini de alalım ve istediğimiz kıvama gelinceye kadar kaynatacağız. Ben sizlere dakika tutup onu söyleyeceğim. Evet, şimdi kenara alıyorum domates sosum kenarda kaynarken biz de kızartma işlemine geçelim. Kızartma yapacağımız tava veya tenceremizin içerisine bolca yağımızı alalım. İyice kızdıralım. Kızgın yağ içerisine patlıcanlarımızın suyunu sıkalım ve kızartma tavamıza alalım. Patlıcanlarım kızardı.
Ara ara karıştırdım tabii ki. Kızaran patlıcanları yağımın içerisinden alıyorum. Patlıcanlarımın tamamını kızarttıktan sonra aynı yağ içerisinde biberlerimi de kızartıyorum. Ben sebzelerimi kızartıncaya kadar sosum kaynadı. Bakın, çok da güzel bir kıvam aldı. Tam istediğim gibi bir kıvam. Tam 40 dakika kaynattım arkadaşlar. Şimdi tuzunu ilave ediyorum. Mutlaka sosunuzun uzun süreli olmasını istiyorsanız mutlaka kaya tuzu kullanın. Ben öğütülmüş kaya tuzu kullanıyorum. Şu anda silme 1-2 yemek kaşığı tuz ilavesi yaptım. Tadına bakacağım ve daha sonra gerekirse tekrardan tuz ilavesi yapacağım. Hemen şimdi sebzelerimi ilave ediyorum. Patlıcanımı şöyle ilave ediyorum. Ardından biberi ilave ediyorum. Fazla ezmeden şöyle yavaş yavaş domates sosumla sebzelerimi buluşturuyorum. Videomu beğendiyseniz eğer arkadaşlar beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Küçük de olsa bir yorum yazarsanız çok güzel olur. Bu sayede videolarımı daha çok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Ana sayfaya bu şekilde videolarımız düşüyor arkadaşlar. Emeklerimin boşuna gitmemesi için sizden önemli rica ediyorum. Gerçekten de çok nefis bir tarif, denemenizi tavsiye ediyorum. Kışın hazır. Açın, kullanın. Bu şekilde kaynamaya başlasın. 5 dakika kaynatalım. Kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olmak ücretsiz, tamamen ücretsiz arkadaşlar. Kaynamaya başlayan sosumu şöyle dıştan içe doğru karıştırıyorum. Domatesimizi kaynatırken arkadaşlar kapağını açık tutalım ki suyu buhar olup uçsun ve domatesimiz çabuk koyulaşsın. Yağ kullanmıyoruz. Sebzelerimizi çünkü yağda kızarttığımız için yağ kullanmaya gerek yok. Tuzunu kontrol ettim. 2 yemek kaşığı. Bir tanesi silmeydi. Çok iyi geldi. Ben şimdi daha fazla tuz ilavesi yapmayacağım. Sizler de damak zevkinize göre tuzunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, 5 dakikanın sonunda ocağımı kapatıyorum ve ocaktan alıyorum. Evet, hemen kavanozlarımıza doldurmaya başlıyoruz. Ben bu şekilde küçük garnitür kavanozlarım vardı. Onları kullanıyorum. Dilediğiniz büyüklükte kavanozlara koyabilirsiniz tabii ki. Hemen sıcağıyla beraber kavanozlarımızı alalım. Kavanozlarımı güzelce yıkadık. Kapaklarımızı yıkadık. Hazırladık arkadaşlar. Kuruladığım kapaklarımı hemen şöyle oturttum. 3 geri, 1 ileri. Bakın. Hemen ters çevirip diğer kavanozu da alıyorum. Evet arkadaşlar, kavanozlara doldurdum. Tarifimden verdiğim ölçülerden 10 tane şakşukamız çıktı. Gerçekten kış için nefis bir hazırlık diyebilirim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.
Hoşça kalın, takipte kalın. Kanalımda birçok tariflerim var. Göz atarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun.